Herkese merhaba arkadaşlar, ben Gökhan. Yepyeni bir gün, yepyeni bir videoyla hepinizin karşısındayım. Dostlar, bugün Gökhan Mutfakta serimizin ikinci bölümünde Batuhan abimizin usulüyle puding yapacağız. İzleyeniniz vardır diye düşünüyorum dostlar. Hani o yaptığı pudingin içine jelatin atıyor ve puding böyle jelibon kıvamında oluyor. Belki onu izlemişsinizdir ve tadı gerçekten çok güzel oluyormuş. Dostlar, bugün Gökhan Mutfakta serimizde jelibon puding yapacağız. Dostlar, ana malzemelerimiz burada. Batuhan abimiz orada çikolatayla yapıyordu. Ben pudingle yapacağım normal. Hız kesmeden videomuza geçelim dostlar, ama videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayınız dostlar. O kadar emek harcayıp video çekiyoruz. Bir abone olmayı, bir beğeni, bir yorum atmayı bizlere çok görmeyin. Ve pudingimizin hazırlığına başlayalım. Hadi mutfağa. Dostlar, tenceremi koydum. Hemen altını açıyorum. Şöyle orta ateşte pişireceğiz inşallah. Dostlar, tenceremizin içine 3,5 su bardağı süt koyacağız. Şimdi mikrofonu çıkarttığım için sesim biraz kötü gelebilir, kusura bakmayın. 2, 3. Vallahi sözün içinden de tam 3,5 bardak çıktı ya, helal olsun. Dostlar, ardından pudingimizi döküyoruz bütün hepsini şöyle. Hop diye. Pudingimizi döktük dostlar, böyle puding içinde böyle o tanecikler çözününceye kadar karıştırıyoruz. Böyle tabak halinde, bak görüyorsunuz siz de. Şey oluyor. Önce şu pudingi, ay biraz yavaş yapmak lazım. Biraz ateşimizi düşürelim. Şöyle orta ateşe. Dostlar, pudingimiz içeride çözününce ondan sonra jelatinimizi ekliyoruz şöyle. 10 gram olması lazım jelatinimiz. Hemen ben size şeyi de söyleyeyim. 750 ml süt, bir tane puding aldım. Eğer çikolatayla yapacaksanız 150 gram çikolatayla da oluyor. Şöyle jelatinlerimi de döktüm dostlar. İçinde şöyle hemen onların da böyle çözünmesini bekleyelim. Dostlar, içindeki jelatin çözüldü şu an. Hemen çözüldü yani. Tam kıvamına gelinceye kadar bunu birazcık daha karıştıracağız. Sonra kek kalıbımızın içine alacağız. Dostlar, görmüş olduğunuz gibi kıvamımız hazır. Şimdi hemen bunu kek kalıbının içine alalım. Evet dostlar, pudingimiz hazır. Şimdi hemen şöyle bir hemen tam böyle hemen koyulaşmaya başlıyor bu dostlar, şey olmadığı sürece. Şöyle biraz çalkalayayım. Şimdi kek kalıbımız üzerine dökeceğiz dostlar. Şöyle dökelim. Vallahi tadını çok merak ediyorum. Özellikle kıvamı olacak mı tadından daha çok dostlar. Kıvamı olursa eğer bu işi yapmış sayılırız dostlar. Şimdi dostlar, pudingimizi kek kalıbımıza koyduk. Bunu 3-4 saat biz buzdolabında dinlendireceğiz. 3-4 saat sonra görüşmek üzere dostlar. Siz o arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Evet dostlar, aradan tam 19-20 saat civarı bir şey geçti. Ben 3-4 saat civarı dedim ama işten çıktığım için aşırı yorgundum. Yatağa yattığım gibi direkt uyumuşum dostlar. Aradan tam 20 saat geçti. İnşallah herhangi bir sıkıntı olmaz. Uzun kaldığından dolayı şimdi şöyle kalıbımızın içinde puding böyle belli olur diye düşünüyorum. Tadını hakikaten çok merak ediyorum. Bence çok güzel olacak. Tadından daha çok o kıvamı, o jelibon şeyi olursa çok iyi olur. Şimdi ben bunu tabağıma alacağım ama inşallah böyle herhangi bir sıkıntı olmadan bunu çıkartabilirim. Dostlar, tadından daha çok kıvamı önemli bizim için. O yüzden benim o şekilde çıkarmam lazım. Yok vallahi hiç şey de gelmiyor. Sarkmıyor da şey, dur bu ne? Dostlar vallahi uğraşıyorum ama çıkmıyor ya. Uzun uğraşlar sonrası böyle şeyinden, kalıbından çıkmadı. Yukarıya donmuş o. Şöyle bıçakla keserek, ama şöyle görmüş olduğunuz gibi normal puding kıvamından jelibon kıvamına geçmiş. Şöyle görüyorsunuz, biraz zar zor da olsa şöyle 4-5 parça çıkarabildim sizler için. Şöyle tabağı da şöyle gösterebilirim. Dediğim gibi benim için kıvamı daha çok önemli. Çünkü pudingin tadını genel olarak biliyoruz. Kıvamı da tam istediğim gibi ama şekli istediğim gibi de. Çünkü bıçakla keserken maalesef biraz oradan gir buradan gir derken şekli biraz bozuldu. Ama sıkıntı yok, böyle de güzel gözüküyor. Şimdi dostlar, bismillah diyoruz ve tadıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.
şey değil mi? Abi, bu aslında pudingin normal tadı. Puding çok iyi ya valla. Çikolata severseniz eğer. Puding olmamalı. Kıvamı dediğim gibi oldu. Dediğim gibi denemek isteyen kardeşlerim varsa deneyebilirler. Güzel oluyor. Hani böyle örnek görüyorum. Özellikle ablalarım böyle hani eve gelen misafir. Sunum yapmak istiyorsanız eğer de yapabilirsiniz. Çünkü güzel bir şey hakikaten. Yani güzel bir sunum oluşur tabakta. Güzel bir görüntü verir. Puding zaten normalde de güzel. Hele bunun arasında böyle bisküvi tatlısı yapıyorsunuz ya, o daha efsane oluyor. Belki onu da yaparız videolarda bir tat. Belki onu farklı usullerle yine ilerideki Gökhan Mutfaklı serimizden bir videolarda çekebiliriz. Dostlar, bugün jelibon pudingi yaptık. Tadı güzeldi. Kıvamı istediğimiz gibi oldu. Şekli ne kadar istemediğimiz gibi olsa da. Dostlar, böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Siz de yapmamızı istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.